Merhaba arkadaşlar, ben Anonymous ve sizlere Net Mask'ı anlatacağım. Demeyi çok isterdim, bu maskenin Net Mask'la herhangi bir alakası yok. Merhaba arkadaşlar, ben Mikhail Pikulski. Linux administratör eğitimlerine devam ediyoruz. Konumuz Net Mask. Diğer bir adıyla Subnet. Dynamic maskenin hiçbir alakası yok konumuz. Evet. Bizim Net Mask, networkçülerin çokça bocaladığı ve kafa karışıklığına neden olduğu bir bölüm. Ama merak etmeyin, biz bu konuyu güzel bir şekilde anlatacağız. Ve sanırsam, yani ben ilk zamanları öğrendiğim zamanlar önce bir baktım şöyle, ne oluyor, ne oluyoruz, çok karmaşık. Ne anlatmak istiyor bu adamlar? Dediğim çok olmuştur. Ama size bunu dedirtmeyeceğim. Söz. Güzel bir şekilde anlatacağım ve güzel bir şekilde bunu artık karşınıza çıktığı zaman tamam ya, subneti budur, net maskı budur. Güzel güzel izah edersiniz karşınızdakine ya da artık işlerinizde kullanırsınız. Şimdi daha öncesinde biz IP versiyon 4'ü görmüştük. IP adreslerimiz vardı. Bir tane örnek verelim. Mesela standart 192.168.1. atıyorum 101 olsun. Bu bizim serverımız olsun. Bir tane serverımız var. Yani bu bir network'ün içinde. Ve biz bu server'a Windows olsun Linux olsun fark etmiyor. Statik bir IP adresi verdik, versiyon 4 şeklinde ve bunun bir subneti ya da net maskesinin olması gerekiyor. Şimdi burada subneti ayarlarken Windows'ta mesela giriyorsunuz güzel bir şekilde IP adresini ve genellikle taba bastığınız zaman net maskemiz otomatik olarak gelir. 255.255 nokta 255 nokta 0. Şimdi nedir bu? Yani bunun bize söylemek istediği şey ne? Çok basit. Burayı kullanamazsın, burayı kullanamazsın, burayı kullanamazsın. Buradan sıfırdan itibaren 255'e kadar boşluğun var demek oluyor. Mantık bu. Bak, hani tamam, normal olarak bunu söylemek istemiyorum ama mantığı gerçekten bu kadar basit. Yani ben buradaki sıfırı değiştirseydim ve 128 yapsaydım, ben burada bu kısımda 255 değil, 128 çıkardığımız zaman ne diyor? 127 tane IP adresi kullanabilirdim. Yani 1.128 yazdığım anda çalışmayacaktı bu. Kısacası bizim burada gördüğümüz net maskesi ya da subnet bizim o an içinde, yani buradaki network'ün içinde kullanabileceğimiz, iletişim kurabileceğimiz cihaz sayısını gösterir. Şimdi bunun değişik çeşitleri var. Mesela A, B, C diye ben size birkaç tane network tipi göstermiştim. İşte A network tipinde demiştim ki 10 nokta işte x nokta x nokta x şeklinde IP'ler verebilirsiniz ve 3 milyon muydu? O miktarda host kurabilirsiniz demiştim. Bunun sebebi şudur. Çünkü subnet maskımız bizim 255 nokta 0 nokta 0 nokta 0'dır. Şimdi ben böyle bir IP kullandım diyelim. Tuttum ama mesela ne olsun 30 nokta 1 olsun. Bu benim server'ım diyelim. Ve tuttum ama subnet maskına 255 nokta 0 nokta 0 nokta 0 değil. 255 nokta 255 nokta 0 yaparsam buradaki A network nasıl çalışır biliyor musunuz? 10.0.31.x ile iletişim kuramaz. Kurması için
forwarding yapması lazım. Yani forwarding dediğimiz, şuraya yazayım şöyle. Forwarding dediğim zaman aklınıza direkt IP forwarding gelsin ve IP'leri iletme olayımız olması gerekiyor. Yani buradaki network'ü 31'e iletecek bir ara cihaz gerekiyor. Ki bunlar da ondan sonra bu iki network kendi aralarında iletişim kurması için şuraya bir mesela R diyeyim. Buradaki R'nin üstünden bütün iletişimin geçmesi gerekiyor ki bunlar birbirleriyle muhabbet edebilsin. Neden? Subnet maskımla ben bütün IP'leri 255 tane cihaz olacak şekilde sınırladım. Şimdi 255 tane cihaz diyorum. Buradan belki birileri atlayacak, diyecek ki hayır hocam, olur mu? 254 tane cihaz olur maksimum. Evet. Neden? Çünkü 255 bizim hangi IP'miz? Broadcasting. Yani yayın. Ya, ama bunu da artık bir cihaz niyetine sayabilirsiniz. Hani değil, evet değil. Ama hani varsayım olarak söylüyorum şu an. Dediğim gibi ben burada işin size teorini göstermeye çalışmıyorum. Yani şu şudur, bu budur. Bu tür kitapvari anlatımları okullara bırakıyorum. Yani illa öğrenmek istiyorsanız gidin bir kitap alın. Teorik şeyleri göstermek istemiyorum. Size mantığını vermek istiyorum. Anlayın. Yaptığımız işi anlayın. Çünkü sertifikanızı aldıktan sonra ve işe başladıktan sonra kimse, evet efendim, hoş geldiniz Ahmet Bey, hadi bana gelin bir subnet nedir, tanımını yapın demeyecek. Ha, okullarda falan isteniliyor bu tarz şeyler. Okul orası. Orası okul. Diplomanızı alın, gerisini atın. Böyle şeyler de söylememek lazım, değil mi? Yok, o diploma iyi bir şeydir. Tabii sertifika falan, bunlar ben de alıyorum ama evet. İşin teorini birkaç ay içerisinde unutacaksınız. Bu bir gerçek. Tabii ki şey, eğer hoca falan olmayacaksanız, yani akademik bir yolda ilerlemiyorsanız, teorik olan her şeyi neredeyse unutacaksınız. Ama mantık kalıcı. Mantığını bilirseniz ve neyin neden yaptığınızı anlarsanız, özellikle network işinde, buradaki subnet bizim için vazgeçilmez şeylerden biridir. Çünkü büyük firmalar sizin bu tarz subnetlerle ağ oluşturmanızı isteyecektir. Çalıştığım firmaların birçoğunda da başıma geldi. Mesela adam geliyor, diyor ki ya ben işte sistemim çok korunaklı olsun istiyorum ve benim sistemim 128 tane cihazı var. Ya da işte 127 tane cihazı var. 128. gelsin istemiyorum network'üme. Ne yapmanız gerekiyor? Subnet'i değiştirmeniz gerekiyor. Ve bunu her cihazda yapmanız gerekiyor. Tamam, Windows ya da Linux'ta da size otomatik olarak böyle şeyler verilecektir. İşte otomatik olarak bir IP'yi girdiğiniz zaman nokta sıfır diye size dolduracaktır. Ama siz artık normal bir kullanıcı değilsiniz. Siz bir administratör olarak bunun nedenini bilmek zorundasınız. Ve nedeni bu kadar basit. Evet, temel bu. Şimdi belli durumlarda bunların hesabını yapmak gerekebilir. Evet, gerekebilir. Ben buraya kafama göre bir sayı veremem. Ya ben işte ne? 254 ise tamam, ben 10 tane cihaz çalıştıracağım. O zaman ben buraya 244 yazayım. Olsun bitsin diyemezsiniz. Bunun da yine katmanları var, hesaplamaları var. Bunlar biraz daha ikili sayı düzeninden dolayı böyle çalışır. Mesela örnek olarak burayı bilmeseniz de olur ama hani neden, nereden geliyor bu? Yani niye kendi kafama göre veremiyorum? Onu açıklamaya çalışacağım şimdi size. Şimdi ben tuttum bir tane B tipi ağ oluşturacağım. İşte 172 ile. Bunun subneti nedir? 255 nokta 255 nokta 0 nokta 0. Bu şekilde bir subnetimiz var. O zaman benim mesela hexal şekilde de isterseniz bunu, hexal tipini göstereyim. Şöyle sadece
ufak bir ara bilgi olsun diye ben gösteriyorum bunu. FF 0 0 0 0. Şimdi bunu açtığımız zaman bit şeklinde açabiliriz bunu. Ne olacak? Karşıma nasıl gelecek? Bu 16 edecek. Bu da 16 edecek ya. O zaman ne yapıyoruz? Daha doğrusu 15 ediyor değil mi? A, B, C, D, E, F. 16. Pardon. Nasıl bir hesap yapmamız gerekiyor? 1, 1, 1, 1 dediğim anda burada F'ye ulaşmış oluyorum. Ondan sonra gene aynı şekilde F'nin açılımı 1, 1, 1, 1. Yani bunu bilmiyorsanız da bit açılımı var dedi ya, onu gösteriyorum. Yani bura bir daha büyütürsem 1, 0, 0, 0, 0 olacaktı. Ve ne? 8 üzeri 2'ye denk geliyor. 256 ediyor gibi. Çok teorik şeylerden bahsettim. Ufak bir sıfırlama yapalım. Bunu ben şimdi şurayı unutun. Bunu şimdi size bit açılımını yapıyorum. Bunu göstermiştim. Gene söylüyorum, burada nedenini göstermek için yapıyorum. Burada 1 1 1 1 1 1 1 1. Yani bizim IP adreslerimiz evet böyle aslında birlerden ve sıfırlardan oluşuyor. Sıfırınki 0 0 0 0 0 0 0 0 nokta 0 0 0 0 0 0 0 0. Şimdi bizim birimiz var, bir de sıfırımız var. Başka bir şeyimiz yok. Ben buralarından oynama yapabildiğim için sadece kendi kafama göre ben buradan değer değiştiremiyorum. Tamam, gidebiliyorsunuz, edebiliyorsunuz ama ben hocam bunların hepsini nasıl çıkaracağım? Bunu bilişim mühendisliği falan okursanız benim gibi, evet, sordular. Hocam bir tane manyak vardı ve bütün bunların hepsinin tek tek hesabını sormuştu. Ama hangi çağdayız arkadaşlar? Hangi çağdayız? Yani gerçekten bazı şeylere hesaplamak, yani iş alanında ben oturup da kağıt üstünde bunları yazmayacağım. Ne yapacağım? Çok güzel bir site göstereceğim size. Subnet-calculator.com. Buradan Subnet hesabı yapabiliyoruz. Şimdi ben buradan bir Subnet oluşturacağım. Mesela benim evimin 79.1'den başlayan IP adresim olsun istiyorum. Fakat ben çok IP kullanmak istemiyorum. Kısıtlamak istiyorum. Buradan mesela bir seçim yapabilirim. Seçim yaptığım zaman bana burada aşağıda gösteriyor. Bak, 128 yaptım daha yeni. Mesela hatalı 127 demiştim. Yani ben de emin değilim. Maksimum 126'ya kadar gidebiliyormuşum. Benim hatamdı daha yine. Mesela ben 127 demiştim. Niye? Broadcast adresimiz 127'ymiş. Bunlar da bizim host aralığımız. Buradan kendinize seçimler yapabilirsiniz. Şimdi burada bir de mask bits diye bir şey göstermiş. Bak, 24 yapıyorum. İşin rengi değişti. 25 yapıyorum. Gene işin rengi değişti. 26 yapıyorum. İşin rengi değişti. Subnet maskım değişiyor. Demek ki ben bu yüzden herhalde kendi kafama göre değer veremiyorum. Şimdi göstereceğim. Bunun sebebi ne? Şey yapalım. 30 yapalım şöyle. 252. Şimdi 32 de yapabilirim. O zaman bir şey çıkmayacaktır. 255, 255, 255, 255. Şöyle. Bunu Windows pek göstermiyor. Ama Linux'ta görürsünüz. IP ağ dedim. Şimdi şurada benim virtual server'ım falan IP'si çıkıyor. Şurada ENP3S0'da. Şurada benim şu an yerel IP'm gözüküyor. 79.60'mış. Tire 24 diye bir şey var. İşte buradaki tire 24 benim mask bitim. Şimdi benim burada mask bitimi değiştiren kısım şu. Eğer ben 255 nokta 255 nokta 255 nokta sıfırdan bahsediyorsam eşittir tire 24 demiş olur. Şimdi buradaki 24 maksimum 32 olur ve o da 255 255 255 sıfıra denk gelir. Şimdi bir dakika.
Bu o zaman sahip olduğumuz bir sayısını gösteriyor olabilir mi? 8, 8, 8, 32 tane benim bitim var. Bit sayısını gösteriyor. Şimdi ben bunu 25 yaptığım anda benim şuradaki 0 1 olacak. 26 yaptığım zaman 1 olacak. 27 yaptığım zaman 1 olacak. Pardon. Bunlar zaten 1. 24'te başladık. Ha, şuradan başlayacak. 24'te şu halde. Bunların hepsinin 1 olduğunu düşünün. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nokta. Bu 24'lük sistem. 25 dediğim anda şu 0 gidecek, yerine 1 gelecek. 26 dediğim anda şu 0 gidecek, 1 diyecek. 27'de 1 diyecek. 28'de 1 diyecek. Mantık bu. Ve bu yüzden ben kendi kafama göre öyle yukarı aşağı subneti değiştirim yapamam. Sebebi bu. Çünkü subnet maskta sistemimiz daima birlerinden başlar. Gider 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 gider. Arkalarda da sıfırlar var. Ama ben burayı bir yapayım, şurayı sıfır yapayım, burayı da sıfır yapayım mantığına çalışmalar subnet maskta çalışmıyor. Subnette ya da net maskta submask diyen var. Değişik değişik şeyler, isimleri var. Ama genel olarak bilmeniz gereken genellikle subnet denilir. Linuxcular net mask denir. Ya Windows'ta submask diye geçiyor diye biliyorum ben. Çok da emin değilim şu an ama mantığımız burada. Yani buradaki sebebi de bu. Bakın buradan 64. Maksimum 32 subnet maskım olsun istedim. Birden 6'ya kadar geliyor. Niye? Subnet maskım ne olmuş? 25, 255, 255, 255, 248. Şimdi burada da bunu değiştirebilirsiniz aynı şekilde. Şimdi burada ben C'yi seçtiğim için C tipi olsun dedim. Peki ben buradan B tipini seçersem otomatik olarak IP adresi de değiştiriyor. Çünkü standartın içi standartlarımız var. Birinci oktet aralığı diyor burada. 128 ile 191 arasında bir sayı olması lazım buraya. Ben buraya tutup 192 dediğim anda Enter'a basayım. Bu sefer işin rengi değişiyor. 191'e atıyor gene beni. Yapmıyor yani. Benim mecburen burada C aralığını seçmem lazım. Ben bu yüzden bu siteyi çok seviyorum. Niye? A'yı, B'yi, C'yi size güzel bir şekilde gösteriyor. Oktet aralığını size gösteriyor. Ve mask hesabı çok basit oluyor. Bakın burada hepsini seçebiliyorsunuz. 255'lik bir durumla yapabilirsiniz. Ve o zaman diyor ki 0 10.0.0.1 ile 10.0.0.254 arasında seçim yapabilirsiniz diyor. Mesela başka bir şey deneyelim. Subnet biti değiştirelim. 10 diyelim. Bak 10 yaptığım anda burada bir değişim oluyor. Ve bana aralığı göstermeye başlıyor. Mask bit'i değiştirelim. Yani burada oynama yaptığınız zaman burayla oynarsanız bura oynar. Yani subnet bit miktarı maske bit miktarı olarak iki tane terim olduğu için ona göre değişim yapıyor. Mesela kaç tane host istiyorsunuz? Burada yine seçimlerimizi yapabiliyoruz. Mesela 1022 tane host olsun istiyorum diyorum. O zaman bana gelmiş diyor ki 252.0'dan itibaren buradan aşağıdan baktığım zaman da kaç tane değiştirebiliyorum ona bakabiliyorum. Çok iyi değil mi? Bu siteyi açıklamalar kısmına koyacağım. Burada oynamalar yapmanızı istiyorum. Oynayın ya, şöyle bir bakın yani. Hani neler oluyor. Onun dışında mantığımız tamamen şu. En çok bilmeniz gereken maske 24 maskesidir. En çok uğraşacağınız bu. 24, 16 ve 8. Şimdi şurayı bir 16 yapalım. Dıt dıt. Mask biti pardon, 16 yaptım. Evet. 255, 255, 0, 0. 8. Bütün maksimum A'da yakalayabileceğim hostları da gösteriyor.
Daha yine 3 milyon demişim. Yok, 16 milyonmuş. Yani bunları ezbere bilmiyorum. Ezberlemeyin zaten yani. Mantığını anlayın ya. Ben zaten yani benim size söylemek istediğim her zaman şu. İşin mantığını bilirseniz bu alanda özellikle birçok mühendise kafa bile tutarsınız. Yani çünkü network işinde terim bilmek önemli değil. Yaptığınız işi düzgün bir şekilde yapmanız gerekiyor. Yani ben birçok yerde şundan da karşılaştım. Ya oraya bir ayar yapmış, buraya bir ayar yapmış. Bunu yapan tamam mühendis değildi, teknikerdi. Oradakinden buradaki şey iletişim kurmuyor. Cihazlar birbirleri arasında. Oturuyorlar ondan sonra 3-4 kişi bir bilgisayar başında. Yok şurayı şöyle değiştir, yok burayı böyle değiştir. Bu kısmı bilirseniz büyük şirketlerde çok büyük artınız olur. Yani mesela bir ISP'de falan güzel işler bulabilirsiniz. Ve bunun muhabbetini yapan çok dangalak insanlarla tanışırsınız. Yani dangalak da demeyelim de hani bilmeden böyle bir işlem yapmaya çalışan çok insan olur. Yani genel olarak network'te çok bilinçsizce yapılan işlemler var. Bu konu çok önemlidir. Bu konuyu bilmeniz gerekiyor. Evet. Özellikle dediğim gibi yine bizim bu slash ile gösterdiğimiz kısmı bilirseniz yani şu mantığı da anlamaya çalışın. Yani hiç değilse sebebini niye böyle falan dediklerinde ben bunu böyle yapayım. Buraya saçma sapan şöyle bir sayı yazayım. Ya buraya 129 yazayım. Gördüm. Hepsini gördüm. Hepsini gördüm. siz de göreceksiniz. Emin olun. Böyle şeylerden karşılaşmak istemezsiniz. Şimdi ben konuyu biraz da bitirmek amacıyla ek bir şey göstereceğim. Bizim Linux'ta host name olayımız var. Yani cihazımızın adı olayımız var. Host name dediğiniz zaman mesela benim bilgisayarımın adı Saizo'dur. Mesela ben bilgisayarıma A üzerinden başka bir Linux cihazından şu şekil bağlanabilirim. SSH derim. Kullanıcı adımı yazarım. At IP yazmadan Saizo yazarım. Ve bu cihaza ulaşırım. Şimdi host name'i değiştirebilirsiniz. Host name'i nasıl değiştireceksiniz? Bunun için sudo diyorsunuz. Host name diyorsunuz. Host name direkt çalıştığınız bilgisayara etki eder. Ve mesela şöyle bir şey yapayım. Saizo yaptım. Enter'a bastım. Şifreme girdim. Host name dedim. Ve artık bilgisayarımın adı değişti. Burada şöyle bir incelik var. Şu an yaptığım bu işlemde bilgisayarımın adı yeniden başlattığım anda Saizo olacaktır. Yani geçici bir isim değişikliği gerekiyor bazen. Arıyorsanız böyle bir şey yapabilirsiniz. Temelli olarak benim bilgisayarımın adı değişsin derseniz bu sefer sudo hostname kontrol yapmanız lazım. CTRL kontrol anlamına geliyor. Ve sıradaki komutumuz da set hostname. Ondan sonra S4IZZ0U. Şeyde değilim. Virtual Machine'de değilim. Bu yüzden yapmıyorum bunu. Ama ya da yapsam bile bu sefer de Saizo'ya da değiştirebilirim. Şöyle yapayım hatta sizi mi kıracağım. Who I am de diyebilirim. Bu bizim kullanıcımız. O zaman hostname dediğim zaman da hop bakıyorsunuz. Şu. Mesela ben şimdi SSH Saizo at S4IZZ0U dediğim zaman buna bağlanabilirim bu cihaza. Başka bir yerden demem lazım tabii ki abi. Onun dışında hostname kontrolünün yapabileceğiniz birkaç tane şey var. Mesela hostname kontrol yazdığınız zaman hotname değil. Hostname kontrol. Bilgisayar hakkında bilgiler veriyormuş. Onu görebilirsiniz. Kernel hakkında vesaire. Evet. Temel olarak zaten konumuz subnet'ti. Bunu da aradan çıkarayım dedim.
Bir sonraki videomuzda devam edeceğiz.